يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولسان. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والعشرون من الكلمة عبد الغفر عبد الحكيم الكلمة مبحثنا 25. درسنا okuyoruz. عبد الغفر باخن هاني كلمة منحصرة فيها demişti. كلمة اسم فعل حرفة nedir؟ منحصر. حصر kaç kısımdır؟ bize حصرın çeşitlerini aksamlarını beyan ediyor. Gördün Ali. Kıyla hazel hasru akliyün. İyi dikkat edin. Bu hasır nedir? Aklidir. Yani kelimenin isim fiile hasri nedir? Hasri aklidir. Peki hasri akli o ki nef ispat arasındadır. Nef ispat arasında olması için iki kısım olmalı. Hava ya sıcaktır ya soğuktur. Burada üç kısımdır. Nasıl hasre akli olur? Diyor ve tevcihuhu. Hasre aklının tevcihi ennehu fi kuvveti taksimin. Ha. Burada üç kısım var. Buradaki taksim bir tane değil, iki tanedir. Her bir taksime iki kısım düşer. Kullun minhuma. O iki kısmın her biri, o iki taksimin her biri dairun beyne nefi vel isbati. Her bir nef ispat arasındadır. Ha, hasre aklı oldu gitti. Hasre aklı oldu gitti. Burada kaç taksim var alim? İki. Her taksimle ne arasında? Nef ispat arasında. Ha, o zaman buradaki taksim iki tanedir. Buradaki taksim ne de? Aklidir. Peki. İki taksim arasında olması, her biri iki kısım arasında olması da kema yürşidüke delilu. Nasıl ki delil, yani kema yürşidüke delilu ila haza. Nasıl ki delil seni buna ne ediyor? Delil seni buna irşad ediyor. Delil seni buna ne ediyor? Yönlendiriyor. Şimdi delil ne dedi? لِأَنَّا اِمَنْ تَدُّلَّ عَلَمَانَ فِي نَفْسِهَا اَوْلَى Esani el harfu. Sani nedir? Harfi. وَالْاَوَلُ اِمَّا اَنْ يَخْتَرِنَ بِيَحْلِ لَزْمَةِ السَّلَاسَةِ اَوْلَى Ama burada iki taksim var. Her taksim iki şey arasındadır. Her taksim ne arasında dolaşıyor? Nef ile ispat arasında dolaşıyor. O zaman burada hasr-ı akli olması normaldir. Abu Gafur'u tekrar ediyorum. قِيلَ هَذَا الْحَسْرُ عَقْلِيٌ وَتَوْجِيهُهُ اَنَّهُ فِي قُوَّةِ تَخْسِمَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَ دَائِرٌ بَيْنَ نَفِي وَالْاِسْبَاتِ كَمَا يُرْشِدُكَ دَلِيلُ Oldu. Şimdi قِلَ هَذَا الْحَسْرُ عَقْلِيُّ Abdülhakim'e gelen. Şimdi burada hasr-ı akli, kat'i, ca'li bize ne ediyor? Beyan ediyor. Diyor, اِنْ كَانَ الْجَزْمُ بِالْاِنْحِسَارِ Cezmi bil-inhisar, kat'i bil-inhisar, hasren bi-mucerredi mulahazeti mefhumil aksami, aksamların mefhumunun mülahazesiyle, mücerred mülahazesiyle eğer cezm-i bilinhisar gerçekleşiyor ise min gayri isti'anetin bi emrin ahire başka bir emre ahirden de isti'ane yapılmıyor ise başka bir şeyin yardımına da gerek kalmıyor ise bu nasıl oluyor? Bi en yekune dairen beyne nefi vel isbati diyelim nefi ile isbat arasında ne olursa dair olursa fe akliyün hasır nedir? Aklidir. Demek hasır akli öğrendik.
إن كان الجزم بالانحسار حاصلا بمجرد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر بأن يكون أحصر دائرا بين النفي والإثبات فعقلي أحصر نادر عقل demek hasre akli o ki o mefhumların mefhumuna mücerred mefhumuna bakılarak cezme bilinçler oluşuyor. Öyle değil mi? Yani ne demek? Nef ve isbat arasında. Meşhur hasre akli o ki nef isbat arasındadır. İtabi nef isbat arasında olan hasır orada cezme bil aksam cezme bilinçler oluşuyor. Başka hiçbir şeyin yardımı da yok. Peki ve inkana eğer o olursa o cezmi bil inhisar. Mustafa'dan min delilin. Başka bir delilden ne olursa, başka bir delilden istifade edilirse. Öyle değil mi? Başka ne? Başka bir delilden istifade edilirse. Yedülü delalet ederse o delil, bazı nüshalarda min delilin ahire. Tabi nüsha orada olsa olmasa da murattır. وإن كان أجر أو جزم بالانحسار مستفادا من دليل بدليل مستفاد أورسا أو دليل يدل على امتناع قسم آخر أو دليل başka bir kısmın oluşumuna vücuduna imtina ediyor ise fakat ayın o hasır nedir o hasır katı katı ne demek ey yakiniyun niye yakinidir çünkü deliller binaen demek cezmi bil inhisar bir delile değerli olursa o hasire katildir. O sade efhamların mefhumun mülahazasına dayanırsa başka bir şey yardımına gerek kalmasa nef-i sıfat arasında olursa o da hasire nedir? Aklidir. Ve in kâne mustafâden min tetebbu'in eğer o cezmi bil inhisar tetebbu'den istifade edilirse aramışız, aramışız. O aksamlardan başka bir kısım bulunmamış. Fe istikraiyyun. O hasır nedir o zaman? İstikraidir. İstikra demek talebul kura demek. Talebul kura. Köyler, bedevi Arapler, lehçeleri bozulmamış, lügatleri bozulmamış Arapler teftiş edilmiş. Başka bulunmamış. Buna hasile ne denilir? İstikrar denilir. Ve en hasile min mülahazeti temayüzün ve tehalüfü. Eğer o cezme bil inhisar, o aksamlar arasındaki temayüz, tehalüfün mülahazesinden hasıl olursa, o temayüz, tehalüf, ihtebelehel kasimu. Kasim onu ne etmiş? Taksim yapan kişi, o ne etmiş? O temayüz tehalifu mülahazesini itibar etmiş. O zaman fecalin. O hasır nedir? Cahil. Adam kitap yapıyor. Getiriyor kitabını. Diyelim 10 bab yapıyor. Niye 10 bab yapıyor? Mülahaze ediyor ya burada ayrılık var aralarında. Burada var, burada var, burada var. Bakıyor o ihtilaf temayüz. Yani birbirinden muhalif düşmanları, birbirinden ayrılmaları 10 yerde olur. Getir kitabını ne yapıyor? 10 bab yapıyor. Her bir babda birbirine münasip olan konuları zikrediyor. Burada hasır nedir? Cahli. Demek hasır kaç kısım oldu? Dün hani biraz karıştırdık. Hasrı akli var. Hasrı akli o ki cezme bil inhisar sade aksamların mefhumuna bakarak oluşuyor. Diğer bir tabirle hasr-ı akli nef-i isbat arasında olandır. Oldu. Eğer o cezme bilin hisar bir delile dayalı olursa o hasr-ı nedir? Kat'idir. Hasr-ı yakinidir. Eğer o cezme bilin hisar bir neye istikra'a dayalı olursa, teftiş araştırmaya bağlı olursa hasr-ı istikra'i denilir. Eğer o cezme bil inhisar bir takım temayüz mülahazelerinin bir takım temayüz tehalifin mülahazelerinden meydana geliyor ise
Kasım'ın mülahazeti temayüz tehalüfe dahili ise bu hasır nedir? Cari. Dört kısım hasır var. Akli, kat'i, istikra'i, cari. Şimdi Abu'l-Gafr'a gelelim. Acele etmeyelim. Qila hazel hasru akliyun ve tevcihu ennehu fi kuvveti taksimeyi. Ne ve tevcihu diyor? Demin hasr-ı akli beyan ederken o ki cezn-i bilin hisar aksamların mefhumun mülahazesine dahil dedik. Ne demek? Nef-i ispat arasında. Nef-i ispat arasında olabilmesi için iki kısım olmalı. Burada üç kısım. Nasıl akli olur? Bildiniz mi? Nasıl burada hasır ne olur? Akli olur. Diyor ve tevcihu enne fi kuvveti taksimeni kulun minma dalil ve nef ve ispatı ki mevcudüke delil. Ha burada bir taksim değil, iki taksim. Her taksime iki kısım düşüyor. Her taksim nef ispat arasında akli olduğu gitti. Peki bir bakalım nasıl her taksim nef ispat arasında oluyor? Oldum. Yani o yukarıda dedik ya ve inkanı müstifada min delili ahire. Çünkü ahire nüskası yoktu değil mi? Olsa olmazsa o mülahaza edilir. Yani delili ahir gayet tetebu'dan başka bir delili var. Tetebu ali. Neyse. Kavluhu innehu fi kuvveti taksimeyni. İnnehu fi kuvveti diyor, lemma kânel hasrul akliyü dairen beyne nef ve isbati. Hasr-ı akli, nef isbat arasındadır. La yümkün, bak, lemma kânel hasrul akliyü dairen beyne nef ve isbati. La yümkün en tekunel aksamun hasiletu bihi illa kısmeyni. La yümkün, mümkün değil. En tekunel aksamun hasiletu bihi. Hasr-ı akliyle hasr olan aksamlar ila kısmın ancak ne olur? İki kısım olur. Fazla olamaz. Niye? Çünkü hasr-ı akli nef ispat arasındadır. Nef? İspat arasındadır. O menfi olan bir kısım, müspet olan bir kısım. Fazla olamaz ki. Lema kanel hasr-ı akliyü dairen beli nef ve ispatı bu fiyolü şer. Layım yümkünen tekunel aksamın hasr-ı billah kısmını burada ceza uşardır. Oldu mu olmadı? Peki burada öyle değil mi? Burada diyor hal hal ve haliye. Vel aksamul meskuretu. Yani vel aksamul meskuretu huna. Burada aksamı ne? Meskur. Vel aksamul meskuretu huna selasetu. Burada aksam meskur nedir? Selasedir. Üçtür. Bak. Hal hal burada aksamı selasen. Burada yanlış söyledim. Cezav şerh değil. لَمَا كَانَ الْحَسْرُ الْعَقْلِ دَائِنَ بَالْنَفْ وَالْاِسْبَاتِ Bu دَائِنَ بَالْنَفْ وَالْاِسْبَاتِ kanın haberidir. لَا يُمْكُنَنْ تَكُنُ الْاَقْسَمُ الْحَسَدْ بِاِلَّا قِسْمَنِ Bu da kanın ikinci haberi. وَالْاَقْسَمُ الْمَسْكُرُتُ سَلَاسَتُ Bu da cümle haliye. لَمَا كَانَ الْحَسْرُ الْعَقْلِ دَائِنَ بَالْنَفْ وَالْاِسْبَاتِ وَجَّهَهُ Musannif getirdi. Abu Gafur getirdi. Hasri akli neydi? Tevcih etti. Delillendirdi. Neyle tevcih etti? Bi ennehu fil mana taksimani. Dedi buradaki taksim zahiren bir taksimdir. Manası itibariyle iki taksimdir. Her biri nef ispat arasındadır. Tamam. Hasr-ı akli nef ispat arasındadır. Burada da nef ispat arasındadır. Aksam, onunla hasr olan aksamlar iki mi? Burada da iki. Üç değildir ki. Zahiren üç görünüyor, hakikaten dört, her iki tanesi bir taksimin aksamlarıdırlar. Peki nasıl oluyor? O mana itibariyle burada iki taksim nasıl oluşuyor? Kennehu qilen, ve ye ismun evlese bi ismin.
وهي اسم أو ليس باسم. Bak burada hasr-ı akli, nef-i isbat arasındadır. Öyle değil mi? İki tane kısmı var. Nedir? Biri isim, biri leyse bir isim. Ve ma leyse bir isim. Bu da ikinci bir maksim. İmma fiyelun ev leyse bir fiyeli. Tabi o leyse bir fiyelde olan nedir? Harftir. Bak burada imma ismun ev leyse bir ismin bir taksim. Ve ma leyse bir ismin imma fiyelun ev leyse bir fiyelin. Bu da ikinci nedir? Taksimdir. Bunu öğrendik mi? Şimdi doğru Abdülhakim'in söylediği iki taksim her bir nef-i isbat arasındadır. Yani metin taksimine fazla uyumlu değil. Şimdi bu diyor, hiye ismi öylesi bir ismi. Camiden neydi? İmman tedir alman fi nefsiha evla. Birinci kısım o değil. Ve malesi bir ismi imma fiyanı öyleyse bir fiyanı. Yani söylediği doğru. Yan metne ne olmuyor? Metne fazla uyumlu değil. Metne uyumlu bir taksim, iki taksim çıkarsa diye daha ne olurdu? Daha iyi olur. Bunu da öğrendik mi? Şimdi Abdülhakim'den vehiye İsmun ve fiyanun harfun. Ben oradaki taksime bakarsam önce isim, sonra fiyan, sonra harf. Anlıyorsun Ali? Nerede? Hele söyle. İsmun ve fiyanun. Bizim tarif edilir. Ve ya imma ismun evleyse bir isim. Oraya uyuyor bak. O maalesef bir isim imma fiyan evleyse bir fiyan. Taksime uyuyor. Demin benim dedim uymadığı şey taksimin delili. Enneha iman tedir almanı fi nefsiha evla es-saniyel harfu. Burada birinci sırada harf. Vel evvelu imma an yakterine bi ahdilezmine selaseti evla es-sani el ism. Öyle değil mi? Vel evvelu el harfu. Yani hasrın deliline uymuyor. Taksimin kendisine uyuyor. Bunu da öğrendik. Abdülgafur'a gelelim. قيل هذا الحصر عقلي وتوجيهه أنه في قوة التقسيم كل مما دار بين النف والإثبات كما يرشدك دليل كما يرشدك إليه دليل وإن أبيت أن أنه عقلي أجل عقلي olduğundan ne edersen men olursa فظاهر أنه قطعي ظاهر bu delil nedir? Kat'i. Peki niye ve in ebeyte an ennehu akliyun? Niye bundan men olabilirsin? Niye bundan ne? Niye diyor eğer bundan aklı oluşundan men olursan kabul etmesin. Niye? Ve in ebeyte niye ebeyte? Yennel kısmı salise. Üçüncü ne? Kısım. Üçüncü kısım nerede Ali? Demin bir tane isim söyledik ya. Hani dedi ya üç kısım oluyor. Kendine hele okumun. Kendine hukile ve hiye ismin evleyse bir ismin. Güzel. Ve ma leyse bir isim. Ve ma leyse bir ismin. İmma fiyelun evleyse bir fiyelun. Bir harf. Ha leyse bir harf. İmma fiyelun evleyse bir fiyelun. O evleyse fiyelun biz ona ne diyoruz? Harf. Harf. Niye harf olsun? Belki leyse bir fiyelun daha orada beş altı kısmı olabilir. Evet. Onun önü açık olduğu için bu hasr-ı akli değil de dersen o zaman başka bir hasr. Bakın. Yani kısme salise. Kısme salise gördünüz mü sen? Evet. El hasr-ı mine taksim-i sani. İkinci taksimden hasr olan kısmı sani. Ku evlesi bi fiyeli. El dair beyne nefi vel ismi. O taksim-i sani ki el dair beyne nefi vel ispati. İkinci taksim ki nefi ispat arasında dairdir. Kısme salise. O taksim-i saniden hasıl olan kısmı salis o mefhumun selbiyü. Bak, leyse bi fiyali. Mefhumu nedir? Selbidir. Yecüzü en yekune amel minel harf. Hani biz ona harf demiştik. Bir kısma hasıl etmiştik ya. O diyor, harften am olabilir. Hani harf, harfin gayrisi de olabilir. Bak orada hasıl ne olmadı? Aklın olmadı.
onun önü aç olması itibariyle desen bu hasır nedir? Akli değil. O zaman Abdülgafir'e bakın. وَاِنْ اَبَيْتَ عَنْ اَنَّهُ عَقْلِيٌ فَالظَّاهِرٌ اَنَّهُ قَطْعِيٌ İzleyse لِتِلْكَ الْاَقْسَامِ مَفْهُمَاتٌ مُحَسَّلَةٌ سِوَ مَا اَخْرَجَهُ تَقْسِمَانِ Bildiniz mi? Abdülgafir'e gelin. İzleyse لِتِلْكَ الْاَقْسَامِ مَفْهُمَاتٌ مُعَيَّنَةٌ İzleyse li tilkel aksami mefhumatun muayyenetun inden nuhati. İzleyse li tilkel aksami mefhumatun muayyenetun inden nuhati. Nuhatların yanında hani dedi ki zahir o ki katildir. Niye? İzleyse li tilkel aksami mefhumatun muayyenetun inden nuhati. Nuhatların yanında mefhumat-ı muayyen bu aksamlardan başka mefhumat-ı muayyen yok ki bu diye hazil elfazı isim fil harf vaat edilsin bir izahiha bunların karşısına vaat edilsin sivel mefhumat-ı leti hasselehet taksimanil mezkurani fi veçil hasri hasır veçindeki iki taksim tahsil ettiği mefhumatlardan başka mefhumat yok. Öyle değil mi? Evet. Yoksa o zaman bu hasır ne oldu? Kat'i oldu. Tekrar ediyorum. İzleysi li tilkel aksami bu aksamlar için yok. Mefhumatun muayyenetun. Yani isim fiil harf için bir takım muayyen mefhumları yok ki indel nuhatim. Kuvudi'a hazil elfazu bi izzaiha bu ne? Bu elfazla isim fiil harf o mefhumların karşısına vali edilsin. Yoktur ner sivel mefhumati leti hasselehet taksimanil mezkurani fi veçil hasri. Veçul hasırdan mezkur iki taksimin tahsil ettiği mefhumatlardan başka mefhum yok. Bildiniz mi? Yani o iki hani yenneha imante İmma en tedule alemanı fi nefsiha evla. Taksimin biri bu. Ve senel harfu. Vel evvel iman yahtani bi ahdelet min selaseti evla. Oldu. Bak, izleyse tilkel aksami mefhumatu muayyentu inden nuhatu ve dihazil alfaz bizden siven mefhumatu leti den nuhudum. Hasela taksimani mezkurani fi veçil hasri. Veçil hasirden mezkur. İki taksimin tahsil ettiği mefhumatlardan başka ne yok? Mefhumatlardan başka isim fiil harfe bir mefhum yok. E olmayınca o zaman kelimenin bu mefhumatların ismi olan fiil harf isim fiil harfe taksim o zaman ne oldu? Kat'i oldu. Oldu. وَالْحَسْرُ فِي تَقْسِمَيْنِ الْمَسْكُرَيْنِ Bakın, bu iki taksimdeki hasr nedir? Şimdi buradaki kelimenin aksam-ı selasede hasri nedir? Kelimenin aksam-ı selasede hasri katidir. Abdülgafir'e bakın. وَاِنْ اَبَيْتَ اَنْ اَنَّهُ عَقْلِيٌ Eğer sen desen bu hasır akli değilse فَظَاهِرٌ اَنَّهُ قَتِيُّ Hasır katidir. Neye hasri? Kelimenin isim fiile harfe taksimi katidir. Oldu. Niye? Çünkü اِذْلَيْسَ لِتِلْكَ الْاَقْسَامِ مَفْمَادُ مُحَسَّلَةٌ سِوَ مَقْلِيَوْ تَقْسِيمَانِ Bu iki taksimin çıkartmış olduğu mefhumatlardan başka mefhumat-ı muhassel yok. Peki biz getiriyoruz burada iki taksim yapıyoruz. Tamam bu iki taksimin çıkarttığı mefhumlardan başka mefhum yok. Üç taksim yapalım. Diyor vel hasru fi taksimeynil mezkurini akliyun. Bu iki taksimin mezkurda hasır aklidir. Niye? Likevni dairen beyne nefi vel isbati. Bakın
İki taksime mezkurda hasır aklidir. Çünkü nef ispat arasındadır. O zaman bu iki taksimden çıkan hasır feyekunul hasru fil aksami selaseti. Feyekunul hasru fil aksami selaseti. Aksami selasede hasır ba'de mulahazeti veçil hasri. Bu veçil hasri mulahaze edildikten sonra o vecil hasr ki orada hasr iki taksime yapılmış. Feyekunu hasru fil aksami selaseti ba'de mulahazeti vecil hasri kat'iyen. O hasr ne olur? Kat'i olur. Hasr ne olur? Niye? Litevekkufihi ala mulahazeti vecil hasri. Çünkü bu vecil hasr mulahazesi üzerine ne ediyor? Bildiniz mi? Şimdi tekrar eden diyor Allah Rabbah ve ebeyt an ennehu aklı fe zahirun ennehu kat'in ne kat'idir? Kelimenin aksam-ı selaseye hasri kat'idir. Öyle değil mi? Peki niye biz yetirdik burada iki taksim yaptık? Bu iki taksimdeki hasır nedir? Tamam, kelimenin aksam-ı selaseye hasri o katidir dedik. İki taksimdeki hasır nedir? Diyor, vel hasru fi taksimeynil mezkurini. İki taksim-i mezkurdeki hasır aklidir. Bu iki taksim-i mezkurdeki hasr-ı akliden ne çıkar? Kelimenin aksam-ı selaseye hasrisi kat'i oluşu çıkar. Akli oluşu. Kat'i. Vel hasr fi taksimenil meskul akli. İki taksimdeki hasr aklidir. Bu iki taksimdeki hasr akliden kelimenin aksamı selaseye hasri ortaya çıkar, o kat'idir. Ni aklidir ki kevni darim bene nefi vel isbati. O zaman fe iki taksim arasındaki hasr ne olunca? Akli olunca fe yekunul hasr fil aksamı selaseti. Aksam-ı selasede hasır. Ba'de mulahazetil veçri. Bak mulahazetil veçri. Veçrül hasır mulahaze edildikten sonra kat'iyen. Hasır ne olur? Kat'i. Çünkü hasır kat'i bir delile bina edilendir. Burada kelime isim fiil harftir. Başka yok. Niye başka yok? لِأَنَّهَا اِمَّنْ تَبُولَ فِرَانٍ. Bak bu veçri hasır. Onun ne olur? Delil olur. Bak buradaki kelimenin aksam-ı selaseye hasri veç-i hasre mebnidir. Dairedir. Delil nedir? Veç-i hasirdir. O zaman kat'idir. Bakın. Vel hasr fil aksam-ı selaseti ba'de mulahazeti veç-i hasri. Veç-i hasir mulahaze edildikten sonra aksam-ı selasede hasir kat'iyen. Niye kat'i olur? Tevakkuf ala mulahazeti veç-i hasri. Veç-i hasre ne ediyor? Tevakkuf ediyor. Demek veç-i hasir. Bakın, veçhul hasır nedir? Veçhul hasırda iki taksim var. O iki taksimdeki hasır, o aklidir. Çünkü iki taksimden oluşuyor. Her taksim nef ispat arasındadır. O iki taksimden yola çıkarak kelime isim fiil harf, isim fiil harfe taksimi, o ne olur? Kat'i olur. Niye? Çünkü bu veçhul hasır onun neyi olur? Delili olur. Delile dayalı hasır zaten ne olur? Kat'i olur. Ha bir hilaf mı? Ha başka bu veçhul hasrın bu ne? Bu veçhul hasrın yani bu iki taksimin çıkartmış olduğu mefhumlardan başka mefhum olmadığı için buradaki hasır ne olur? Kat'i olur. Ama bir hilaf mı? İzâ kâne lil aksâmil mezkureti isim fil harf mefhumatun bir takım mefhumlar olsa di siva ma'ahreca ve taksimani bu iki taksimin çıkartmış olduğu mefhumatlardan başka üç mefhumdan başka mefhumat olmuş olsa di o zaman bu hasır kat'i olmaz. Niye? Çünkü hasır niye kat'idir? Delili var. Delili nedir? Delili veçhul hasırdır. Niye? Çünkü veçhul hasır üç mefhumu çıkartmış. Başka çıkartmaz. Her bir mefhumun bir ismi var. Her bir mefhum bir kısım olur.
Eğer bu vecil hasrın çıkarmış olduğu mefhumatlar dan başka mefhumatlar olmuş olsa diye, o zaman sen isim fiil harfe kelime hasır yapamazsın. Niye? Bu isim fiil harf iki tersin çıkarmış olduğu mefhumların ismidirler. Ya diğer mefhumların isimleri ne? Diğer mefhumlara vaat edilen elfazlar ne? Onlar da kelimenin ne? Aksamlarıdır. Bir de ise mefhumat, bu iki tersin çıkarmış olduğu mefhumatlarına başka mefhum olsa diye. O başka mefhumlar bunlarla aynı mı, muhalif mi, ne olmalı gerekiyor? Diyor, وَاِنْ كَانَتْ مُسَوِيَةً لَهُ Her ne kadar o mefhumatlar musavi olsa لَلَهُ مَا اَخْرَجَهُ تَقْسِمَانِ مَا اَخْرَجَهُ ne? تَقْسِمَانِ Yani burada iki taksimin çıkartmış olduğu burada ne? İki taksimin çıkartmış olduğu aksamlardan başka mefhumatlardan başka mefhumat olmuş olsaydı o mefhumatlar bu mefhumatlara muhalif de olsaydılar sıdıkta musavi de olmuş olsaydı kelimenin bu aksamı sırasıya hasri kat'i olmazdı. Veşül hasrın veşül hasrdaki iki taksimin çıkartmış olduğu mefhumatlardan başka mefhumat olmadığı için kelimenin isim fiil harfe hasri nedir? Katildir. Eğer ne? Eğer veşül hasrdaki iki taksimin çıkartmış olduğu mefhumatlardan başka mefhumatlar olmuş olsa diyeyim kelimenin isim fiil harfi hasri ne olmaz? Fati olmaz. O mefhumatlar bu mefhumatlara musavi olsa dahi, sırıkta musavi olsa dahi yine olmaz. Niye? فَاِنَّوْ لَا يَكُنُ الْحَسْرُ الْمَسْرُقْ قَتِينَ O zaman hasr-ı mesruh kati olmaz. Niye? Yani başka mefhumatlar var. Belki o mefhumatlara vaat edilen birer kısım daha var. لِتَجْوِزِ الْاَقْلِ قِسْمًا اَخْرَ بِالنَّزَرِ اِلَى تِلْكَ الْمَفْهُمَاتِ Kısmına bir kısım diyor. Kısmen, kısmeni, aksamen olabilir. Çünkü akıl, ya diyor, bu iki vecih-i hasredeki iki taksim, üç mefhum çıkarmış. Her biri insan, biri fiil, biri harf, bak üç kısım oldu. Başka mefhum yok ki, onlara da bir kısım, o mefhumun dalı da bir kısım olsun, o mefhumun bir kısım olsun, ona da bir isimle yapılsın, başka bir mefhum yok. Ha eğer bu mefhumatlardan başka mefhum olmuş olsa diye bu hasır kat'i olmaz. Niye? Akıl caiz diyor. Bak orada bir mefhum daha var. Öyle değil mi? O da ayrı bir kısımdır. Ona da ayrı bir kısım vaat edilmiş. Nasıl birine isim, birine fiil, birine harf o fazla kalan mefhumlara da birer kısım vaat edilmiş olabilir. Birer isim vaat edilmiş olabilir. O mefhumlar da eğer bir mefhum varsa bir kısım olabilir. İki varsa iki, üç varsa üç olabilir. Akıl orada başka aksamları ne ediyor? Kabul edebiliyor. O zaman bu hasır ne olmadı? Bu hasır kat'i olmadı. Söyle. Hocam niye öyle diyoruz? Çünkü eğer kısım olsaydı zaten akıl onu ortaya çıkarırdı. Ona da isim verirdik. Yani niye böyle, diyor, böyle bir şey söyledik yani? Veçül hasır ortaya koyuyor. Bunlardan başka yok. Delil oluyor. Niye? Çünkü veçül hasır üç tane mefhum çıkartmış. O üç mefhumdan başka mefhum da yok. Evet. O zaman demek kelime isim fiil harf başka yok. O hasır. O veçül hasır delildir ki başka kısım yok. Niye? Veçül hasır üç tane mefhum ortaya koymuş. Üç mefhumunda başka mefhum da yok. Her mefhum bir isim, fiil, harf vaat edilmiş. Başka bir kısım yok. Ama eğer diyelim veçül hasır üç mefhum çıkardı. Her biri bir kısım oldu. Bu mefhumatlardan başka mefhumat da var. O zaman akıl diyor, o mefhumlara bakarak başka akıllar olabilir. Bu hasır kat'i olamaz. Yani delile dâli kat'i bir hasır ortaya çıkmaz. Delile dâli üç tane kısım çıkarttı. Ama delile dâli kelimenin aksamı sırasında hasri çıkmaz. Bu delil kelimenin aksamında üç olduğunu ortaya koymaz. Niye? Çünkü bu delilin çıkartmış olduğu, bu hasır çıkartmış olduğu mefhumatlardan başka mefhumatlar da var. Ha bunlara bakarak üç tane çıkar. Ama bunlardan başka mefhum olduğu için o mefhumlara da bakılarak başka aksamlar çıkabilir.
O zaman buradaki hasır, şey buradaki başul hasır, kelime isimül harfen munkasım olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar kelimenin aksamlarının olduğunu ortaya koyuyor. Ama bunlardan başka kelimenin bir kısmı yok, onu ortaya koymaz. O anlaşılmaz. Çünkü başka mefhumlar var. Belki o mefhumlara göre başka kısımda olabilir. Nasıl Vecih-i Hasan çıkartmış olduğum mefhumlara göre üç kısım çıkmış ise diğer mefhumlara göre de kısım çıkabilir. Oldu mu olmadı? Tekrar edeyim. Bunu Muhammed olmadı. بخلاف ما إذا كان للأحسام المذكورة مفهومات سوى ما أخرجه التقسيماني وإن كانت مساوية له في الصدق وإن وسلية ده فإنه لا يكون حصل المذكور قطعًا لتجويز العقل قسما آخر بالنظر إلى تلك المفهومات Şimdi camiye bakın. لِأَنَّهَا اَيْلْ كَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ مَوْضُعَةً لِمَعْنَا وَالْوَضُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ فَهِيَ اِمَّا مِنْ صِفَةً تَدُّلَّ عَلَى مَعْنَا اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا اَنْ تَدُّلَّ عَلَى مَعْنَا Şimdi لِأَنَّهَا dikkat edin. Ha kelime gitmiyor mu? Gidiyor. İmma en teddülle alemnâne delalet tevhine girer mi girmez mi en vasıtasıyla? Girer. Kelime delalete alemnâne fi nefsiha der. Kelime delalet olamaz. Kelime ne olamaz? Onun için getirdiği dedi enna. İmma min sıfeti en teddülle alemnâne. İmma min sıfeti en teddülle alemnâne. أن تدل على ما نمسر تولد مبتدا من صفة أن خبري بون جملة سيلي أنها خبر olur. Hiçbir sıkıntı yok. Oldu. Yahut da min sıfati orada car mecrurdur. أن تدل على ما نن من صفتها نن فعلي olur. Bu cümle zarfi أنها ne olur? Haber olur. Oldu mu olmadı? Peki niye min sıfatiha dedi? Niye min sıfet dese imma sıfetuha en teddülle. Ne? İmma sıfetuha en teddülle. O zaman sıfeti mutlu olsa de en teddülle ne olsa de haber olsa de. Niye öyle yapmadı? Çünkü min getirdiği ta ki işaret etsin ki burada delalete ala mana finesi evla finesi kelimenin evsaflarının badidirler. Tamamı değiller. Bunlardan başa kelime sıfatları var. Anladın Ali? Şimdi önce imam-ı sıfetiha. Niye imam-ı sıfetiha takdir etmiş? Çünkü en teddülü alemmanı mesel tevhülündedir. Enne haya, burada haya haber olan. Onun için takdir etmiş. Peki takdir edince terkip nasıl olur? Ya en teddülü alemmanı mutlu misfetiha haber. Ya en teddülü alemmanı fi nefsiha misfetihanın neyidir? Faali. Peki onu da öğrendik. Niye min getirmiş? Bu delalet, adem delalet kelimenin sıfatların bağlı olduğunu ortaya koymak için. Mesela anladınız mı? Şimdi biz niye imam-ı sıfata takdir ettik? Ta ki hamil ne olsun, sahih olsun dedik. Anlıyorsun değil mi? Abu Gafra gelin. Gîle et takdiru hakim. Öyle demiş burada takdir böyledir. لِأَنَّ حَالَهَا Bak لِأَنَّهَا var ya öyle getirmiş o ha üzerine hali takdir etmiş. Doğru kelimenin hali delalettir. O zaman اَنْ تَدُّلَ عَلَى مَعْنَنْ اَنَّهَا haber olur, kelimeye haber olur. Çünkü orada hal mukadır. Kelimenin hali delalettir. Doğru. اَوْ دَلَالَتَهَا Yahut da o ha üzerine ne mukadır? Delalet. Yani gile getiriyor burada hamlın sahih olması için
Canibul Muhtede'de ne yapıyor? Takdir yapıyor. Ya hali takdir ediyor, ya neyi takdir ediyor? Delaleti takdir ediyor. Bildiniz mi? اَوْ لِأَنَّهَا اِمَّزَّاتُ دَلَالَتِ وَيَنْخُوْ da اَنْ تَدُولَ üzerine zati takdir ediyor. لِأَنَّهَا كَلِمَا زَاتُ دَلَالَتِ ile öyle yapmış. Anladınız değil mi? Yani Mevlana Cami buradaki hamlın sahih olması için min sıfetiha takdir etmiş. قِيلَ لِأَنَّ حَالَهَا لِأَنَّ دَلَالَتَ يَخُوْتَ اَنْ زَاتُ اَنْ تَدُولَ عَلَمَنَا bir ile de bu hamlın sahihliği için canibul muktededen mudafi takdir etmiş veya canibul haber. Bildiniz mi? Abdülhakim'e bakın. قِيلَ اَتَّخْدِرُ yani اَنَّ الْكَلَامَ عَلَى حَزْفِ الْمُضَافِ اِمَّا مِنْ اِسْمِ اِنَّ اَوْ مِنْ خَبَرِهَا oldu. Peki. Musafir'in kimi güzel? قِيلَنَا تَخْدِرِ mi güzel? وَلَا يَخْفَى اَنَّ تَخْدِيرَ شَرْحِ شَرْحًا تَخْدِرِكُمْ مِنْ صِفَتِهَا مِمَّا يَقْبَلُهُ الطَّبْعُ السَّلِيمُ غَايَةَ الْقَبُولِ tab-ı selim gayetul kabula kabul ettiği bir takdirdir. Şarihan takdiri tab-ı selimin gayet kabula kabul ettiği bir takdirdir. Yani şarihan takdiri çok güzel. Peki Kıyla'nın takdiri Kuhari takdir etmiş. Canibul Muktede'de, Canibul İsim'de delaleti veya takdir etmiş. Veya canlı haberde zati takdir etmiş. Onunki nasıldı? Diyor, emma takdirul hali ve delaleti. Bir de takdirü zat geliyor ya. Kim getiriyor? Onların her birinde birer işlerine var. Kusur var. Ha, emma takdirul hali. Hakim oraya mı geldi? En takdir. Ne? En takdir. Ve la yakhal takdir. O enne takdire neydi? Kuluhu. Enne takdir ve la yakhfa enne takdir ve şerh. O müdür? Ha. Tamam. Takdir-i şerh nedir? Ve, tamam doğru. Enne takdir yani takdir-i şerh nedir? Ve o takdir-i cari ve mecuni haberen li entedülle. Bu eğer entedülle mubtede olursa min sıfete haber olursa. Ev amilen fihi bu eğer entedülle alemanen min sıfeten faali olursa. Demek tekibi yaptık ya. O zaman vel mecmu'u vel ne? Mecmu'u. Ha entedülü alemanın mubtü misfete haber. Ha entedülü alemanın misfetenin faali olursa vel mecmu'u haberen li enne. Mecmu enne ne olur? Haber olur. Oldu. Peki ve innema lem yukadder demin söylediğim kendisi söylüyor. Ve innema lem yukadder sifetuha bidunil cari. Ne carsız İmma sıfetuha takdir etmeli misfetiha. O sıfetuha carsı takdir edilseydi, ben yakuna mubteden, sıfetuha mubtede olsaydı, ve entedülle haberen ne olsaydı? Haber olsaydı. Ve innema lem yukaddir sıfetuha reayeten li canibil mana. Canibul manaya bakarak, mini ne etmiş, takdir etmiş. Yoksa canibul lefse baksaydı, min takdir edilmeseydi daha iyi olurdu. Adam takdir, takdirden daha iyi. Kılletin, kalilin takdiri, kesirin takdirinden de daha nedir? İyi. Lefse bakılırsaydı takdir edilmemeliydi. Ama Musa'nın neye bakmış? Şey, şare, canibul manaya bakarak mini takdir etmiş. Niye canibul manaya minin takdirini mi gerektiriyor? Evet, fe inne delalete min ba'di sıfatiha. Delalet, kelimenin sıfatlarının bazısı da tamamı değildi. Ha, onun için min yetmiş, çünkü bu hadis zaten ba'dir. Bir de, ve liyekune nesen fi ademi takdiril mudafi. Eğer ben sıfatuha deseydi, hani demin kıyla dedi ya, li enneha ya canibun mubtededen mudaf mukadder, ya canibun haber. İmma sıfetuha entedülle. Biz bilmiyorduk. Burada gayesi mudafi takdir etmektir canibul haberden. Ya carun mecrun etmek, takdir etmek, gayesi takdir etmektir bilemiyorduk. Bildiniz mi?
Bak diyor ve liyakun nesen fi ademi takdiril mudafi. Yani şimdi sıfat o. Acaba burada carun mecrur mu takdir edilmiş, oradan men hasfe gitmiş, zikredilmemiş. Veyahut da burada carmur haberden ne? Mudaf takdir edilmiş. Veltü yani değil mi? He? Veltü yani. Yok, sıfat kendisidir. Yani imma sıfeten teddülle, yani ki ennehum evlenacağım işareti en teddülle üzerine, hani yok. Can muhtede değil, canlı haberde. Li enneha imam sıfeten teddülle, ha acaba li ennehanın üzerine sıfet mi kıdır? Hani demin biz neyi tahdil ettik dedik? Delalet, hal, sıfet, aynı olur. Ve liyakun nesen fi ademi takdiril mudafi. Yani burada şimdi min sıfeti ha kestin, burada car-ı mecrur takdir edilmiş, mudaf ne yapılmamış? Takdir edilmemiş. Ama imma sıfetuha, acaba gaye li enha üzerine bu mudaf mı kader? Veyahut da burada bir muhtıda nedir? Bir muhtıda mukadder. Anlıyorsunuz değil mi? Hani bildin ne diyor? Yani min oldu mu kesin burada ne tahtir edilmiş? Car-ı mecrur tahtir edilmiş. Bu kesin ortaya çıkar. Ama sıfet olursa değil. Ya acaba burada bir mudaf mukadder ku sıfet vardır? Yahut da li enne ha üzerine birine mukadder? Bir mudaf mukadder? Hal gibi, derer gibi, sıfet mukadder, o bilinmiyordu. Gaye, buradaki mukadder, car-ı mecrur olduğuna nes edilsin diye min getirmiş. Min getirdi mi mecbur car-ı mecrur takdirilmiş. Ama min olmasa, burada sıfet oradan muhtemelen mukadder de olabilir. Enha üzerine ne? Enha üzerine mudaf takdirine de işaret etmiş olan. Ha ve amma takdirul hal ve dene fela yunasibu. Ha burada duralım. O için yarın epey uzatıyorum. Muhammed anlaşıldı değil mi? O takdir etmiş olsaydı ne olurdu? Yani min gelmeseydi. Şimdi min geldiyse ha burada car-ı mecrur takdir edilmiş. Bu bitti. Gelmeseydi. Min değil imma sıfetun tedbirler. İşaret ettik entedül almanı muhtıda yok. Sıfet var. Muhtıda entedül almanı haber. Ha, işaret ettik ki burada bir muhtıda nedir? Mahzurdur. Bu da olabilirdi. Veyahut imma sıfet var. Ha demekle enne ha li enne sıfet ha. Buna işaret ettik ki oradaki ha üzerine mudaf mukadderdi. İki ihtimal de olabilirdi. Gayesim gıyla hani enne ha üzerine mudaf takdir etmişim yarın getiriyor o zayıftır, itirazlıdır yarın ona itiraz ediyor. Burada eğer o ihtimal varsa o zaman gıyla ile ne olmuş oluyor? Aynı olmuş oluyor. Gaye o ihtimali ortadan bil külle kaldırmak. Alim anlıyorsun ya anlamıyorsun. Evet. Günah senin buyurun. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب